Che Guevara adını duymayan azdır dünyada ama gerçekten tanıyan da azdır herhalde. Çoğu genç için solcuların giydiği tişörtlerin üzerindeki bir figür sadece. Küba'da devrim yaptığını ya da Fidel Castro ile savaştığını herkes bilir. Ya sonra? Ben de az çok tanıyordum Che'yi ama Küba'da dolanırken aslında çok da fazla tanımadığımı fark ettim. Şimdi burada benim oralarda tanıdığım Che'yi anlatacağım. Gerçek adı Ernesto Guevara de la Serna. Arjantinli ve İrlandalı bir ailenin oğlu. 14 Mayıs 1928 doğumlu. Resmi olarak 14 Haziran yazıyor çünkü annesi evlendiğinde hamileymiş. Ailesi utanç olarak gördükleri bu durumu gizlemek için nüfusa geç kaydettirmiş Ernesto'yu. Aslında ailesi oldukça zenginmiş. Che tıp okurken Alberto Granado adlı arkadaşıyla Latin Amerika turuna çıkmış. İkili motosiklete atlayıp Buenos Aires'ten yola koyulmuş. Granado bir biyolog ve Che'den daha büyük. Che ise henüz okulu bitirmemiş, zayıf ve biraz da hassas bir genç. Astımı yüzünden defalarca kriz geçirmiş yolda. Bu tur hakkında ayrıntılı bilgi isteyenler Che'nin anılarının derlendiği Motorcycle Diaries adlı kitabı okuyabilir. Okumak zor gelenler için ise aynı isimli 2004 yapımı bir film var. Aslında Che'yi, daha doğrusu Ernesto'yu Che yapan da bu tur olmuş. Latin Amerika halkının yoksulluğunu ve yapılan haksızlıkları gören Ernesto, geri döndüğünde artık ilk yola çıktığı zamanki o çocuk değilmiş. Zaten kendisi de günlüğünde öyle diyor. Geri döndüğümde ben artık ben değildim. Ve her şey geri döndüğünde başlıyor. 1955 yılında Raul Castro ile tanışıyor, daha sonra da Fidel'le ve 25 Kasım 1956'da Granma adlı tekneye atlayıp Küba'ya doğru yola çıkıyorlar. İşte Che'nin Küba yılları da böylece başlamış oluyor. 26 Temmuz hareketindekilerle birlikte Küba'da yıllarca savaşıyor. Bir yandan da doktorluk yapıp yaralananları iyileştiriyor. 1958 yılının sonlarında Santa Clara Savaşı'nda Batista'ya bağlı orduyu yeniyor. Bunun üzerine Batista ülkeden kaçıyor. Castro da Havana'ya doğru ilerliyor ve yönetimi ele alıyor. Böylece bugün bildiğimiz Küba'nın tohumları da atılmış oluyor. Che daha sonra Sanayi Bakanlığı görevine getiriliyor. Birleşmiş Milletler'de konuşma bile yapıyor. Ancak siyasetten sıkılıyor bir süre sonra ve başka ülkelerde devrim yapmak için bir gece istifa edip gizlice Küba'dan ayrılıyor. Bundan sonra Küba'ya sadece kimlik ve kılık değiştirip çocuklarını uzaktan izlemek için gizlice geliyor. Çocukları onu bir daha gerçek kimliğiyle göremiyor. Tam 5 çocuğu varmış Che'nin. Bu arada eklemek gerek, kızı bir belgeselde babası yaşasaydı içki şişelerinde ya da barlarda adının, resminin kullanılmasından hiç de hoşlanmayacağını söylüyor. Tişörtlere bir şey demezmiş ama. Ve Che yıllar süren mücadelenin ardından Bolivya'da devrim yapmaya çalışırken ordu tarafından yakalanıyor ve CIA'in desteklediği bir operasyonla kurşuna dizilerek öldürülüyor. Elleri kesilip kimlik tespiti için Arjantin'e gönderiliyor ve cesedi ormanda gizli bir yere gömülüyor 1967'de. Tam 30 yıl sonra gömüldüğü yer bulunuyor ve Che Küba'ya getirilip defnediliyor. 1997'den beri de Küba'da yatıyor. Anıt mezarı Santa Clara'da, son savaşı kazandığı yerde. Her tarafta askerler devriye geziyor. İçeri fotoğraf makinesi ya da çanta sokmak yasak. Elleriniz bomboş girmek ve sessiz olmak zorundasınız. Che, Bolivya'da birlikte savaştığı 30 devrimciyle birlikte bir odada yatıyor. Naaşları mermer duvarın arkasında. Her mezarın önünde fotoğrafları var. Bir tek Che'ninki farklı. Onun fotoğrafının üzerine bir de projeksiyonla sarı bir yıldız yansıtılıyor. Hemen yanında ise bir müze var. Che'nin silahları, üniforması, diplomaları, okuduğu kitaplar, fotoğraflar bulunuyor. Tarihin içine çekildiğiniz bu odadan çıkınca dışarıdaki heykel ve mermer kabartmaları yakından görmeden ayrılmayın. Her birinin ayrı bir hikayesi var ve her birinde Che var. Aslında Küba'ya turla gitmek en akıllıcası, ulaşım sistemi çok iyi değil. Bazen 3-4 saat hiç gelmeyecek otobüsü bekleyebiliyor insanlar. Turla her şey daha kolay ilerliyor. Santa Clara'ya varmadan önce otobüste önce birkaç tane Che belgeseli izledik. Yaklaştığımızda da Natalie Cardone'nin Hasta Siempre şarkısının video klibini. Bir okul turundaymış gibi hissettim kendimi ama oraya vardığımda gördüğüm her şeyin ne anlama geldiğini de biliyordum. Che'nin Küba'dan ayrılmadan önce Castro'ya yazdığı ve Castro'nun da 3 Ekim 1965 tarihinde halka okuduğu veda mektubunun bir kopyasını almıştım. Parti yönetimindeki mevkiinden, bakanlık görevinden, kumandanlık rütbesinden ve Küba vatandaşlığından resmi olarak istifa ettiğini yazıyor mektupta ve sonlarda da şöyle diyor.
Nerede olursam olayım, Kübalı bir devrimci olmanın sorumluluğunu hissediyorum ve ona göre davranacağım. Eşime ve çocuklarıma maddi bir şey bırakmadığım için üzgün değilim, böyle olmasından mutluyum. Onlar için hiçbir şey istemiyorum çünkü biliyorum ki devlet yaşamları ve eğitimleri için gerekeni sağlayacak. Che, Castro'nun bu mektubu halka okumasından ötürü aslında hayal kırıklığına uğramış. Che daha çok Arjantin'de kullanılan bir tamlama ve anlamı hey sen demek. Che adı da oradan geliyor. Seveni olduğu kadar sevmeyeni de çok Che'nin. Ama Kübalılar seviyor onu. Che'yi görmediğiniz tek bir yer yok. Yollarda, paralarda, duvarlarda, deniz fenerlerinde, otel lobilerinde, arabalarda, yüzüklerde, küpelerde ve tabii tişörtlerde. Evet, özetle Che bir devrimci, bir baba, bir eş, bir doktor, bir yazar, bir radyocu, bir fotoğrafçı, bir gazeteci ve bir politikacıydı. Sonraki videoda farklı bir konuyla ama yine Küba'da olacağız. Görüşmek üzere.